Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere bütün püf noktalarıyla evde en pratik en kolay bir şekilde ekleri nasıl yapabilirsiniz onun tarifini hazırladım. Pastanelerde satılan eklerden çok daha lezzetli ve güzel bir ekler hazırlayalım. Buyurun hemen tarife geçelim. ilk etapta kremasını hazırlamakla işe başlıyoruz. Bunun için 2 yemek kaşığı nişasta ihtiyacımız var. Mısır buğday fark etmez evde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı una ihtiyacımız var. Yarım su bardağı da toz şekerine ihtiyacımız var. Tarifte 200 milimlik bardak kullandım. 200 milim bardak ölçüsüyle 3 su bardağı da süte ihtiyacımız var. Bütün malzemelerin hepsini tencerenin içerisine birleştirelim. Topak kalmayacak bir şekilde çırpıyorum. Ardından ocağın üzerine alıyorum. Sürekli karıştıraraktan hiç bırakmadan kremamızı pişiriyoruz. Önce tel çırpıcıyla daha sonra da hafif kalınlaşmaya başladığı an kaşıkla karıştırmaya başlıyorum. Göz göz kabarcıklar görmeden ocağın üzerine indirmeyin. Çünkü birazcık un kokusu olabilir. Kabarcıkları gördüğünüz gibi üzerinden alabilirsiniz. Farklı bir kaba aktardım. Üzerini streç filmle kapattım. Bu şekilde soğumasını sağladım. Tamamen soğuduktan Sonra içerisine bir poşet sade krem şanti ilave ediyoruz. Dilerseniz krem şanti ilave etmeden de yapabilirsiniz. O şekilde yapacaksınız eğer ocağın üzerinden kremayı aldığınız zaman 1 yemek kaşığı kadar içerisine tereyağı bırakıp çırpabilirsiniz. Krem şanti ilave ettikten sonra mikserle ipek gibi bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Mikser ya da blender hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Kremamızın kıvamı bu şekilde muhteşem bir krema oluyor. Dolgu kreması olarak da farklı yerlerde kullanabilirsiniz isterseniz. Şimdi hamurunu hazırlamaya geçelim. 100 gram tereyağına ihtiyacımız var. Tereyağı ya da margarin hangisini kullanıyorsanız artık. İçerisine bir paket vanilya ilavesi yapıyorum. 200 milim 220 milim bardak da kullanabilirsiniz isterseniz bir su bardağı su döküyoruz ocağın üzerine alıyorum kaynamaya bırakıyorum su koymuş olduğum bardak ölçüsüyle dolu dolu bir su bardağı un ilavesi yapıyorum kaynamaya başladığı gibi unu döküyoruz aynı un helvası yapar gibi güzel bir şekilde karıştırıyorum birinci püf noktası bu hamurunu güzel bir şekilde pişirmeniz gerekiyor en azından bir böyle 5-6 bir dakika kadar kavurmanız gerekiyor. Hafiften dibine yapışması gerekiyor. Dibine yapıştığı gibi ocağın üzerinden alabilirsiniz. Aynı un helvası gibi eze eze güzelce karıştırıyoruz. Yine farklı bir kabın içerisine aktardım soğuması için. Soğuduktan sonra elimle bu şekilde bir tur karıştırıyorum. Ardından içerisine yumurtaları ilave ediyoruz. Yumurtaları da teker teker ilave etmemiz gerekiyor. Bu da ikinci püf noktalarından bir tanesi. Bir tane yumurtayı yediriyorum güzelce. Ardından diğer yumurtaya geçiriyorum. Yumurtayı yedirmeden kesinlikle farklı bir yumurtaya geçmeyin. Bu da ikinci püf noktası. Ekler ekmeğiniz ne kadar güzel olursa tatlınız da o kadar güzel olacaktır. Lütfen püf noktalarına uyun. Üçüncü yumurtayı da ilave ettim. Dördüncü yumurtaya geldiğimizde hamurumuzun iyice yapış yapış olması gerekiyor. Hamurumuz yapış yapış olduysa bir macun kıvamında olduysa artık tam kıvamında demektir. Eli bırakan bir hamursa kesinlikle kıvamında bir hamur olmuyor maalesef. Sıkma torbasının içerisine aktarıyorum. Sert bir buzdolabı poşetinden de faydalanabilirsiniz isterseniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenize tavsiye ederim. Ucunu baş kalınlığında kesiyoruz. ince de kesmeyin kesinlikle. Tepsiyi ıslattım. Sıkarken yağlı kağıt kaymasın diye üzerine yağlı kağıdı bırakıyorum. Kenara da çay bardağında tatlı kaşığıyla su hazırladım. Rahat bir şekilde ayırabilmek için dilediğiniz uzunluklarda sıkabilirsiniz isterseniz bu şekilde bütün ekler hamurunu sıkıyoruz yanınıza bu şekilde çay bardağıyla su alırsanız hemen tatlı kaşığıyla şipşak kesersiniz bu da size kolaylık olmuş olur çok fazla sıkma torbasını ince kesmeyin ki hafif dolgun olsun eklerleriniz. Yine bir baş parmağı kalınlığında olsun. Bu şekilde bütün hamurumuzu sıkıyoruz. Pastanelerde satılan eklerden çok daha lezzetli ve güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bütün hamurum hazır. Sıktım tepsinin içerisine. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına veriyoruz. Fırında yaklaşık yarım saat kalacak. Yaklaşık değil tamamen yarım saat kalması gerekiyor. 20 dakika 200 derecede daha sonrasında 150 dereceye düşüyoruz. 150 derecede 10 dakika pişmesi gerekiyor. Ekler ekmeklerimizin sert olması gerekiyor. Pişme aşamasında kesinlikle ve kesinlikle fırını açmamanız gerekiyor. Şimdi burada da gösterdim sizlere sert kıtır kıtır ekler ekmekleri hazırladık. Dediğim gibi fırında yarım saat tutuyoruz. 200 derecede 20 dakika, 10 dakikada 150 derecede pişiriyoruz. Kesinlikle o esnada da fırının kapağını açmıyoruz. Güzel bir ekler ekmeği tepsiyi doldurmuş olması gerekiyor. Dolu dolu gördüğünüz gibi bir tepsi ekler ekmeğimiz oldu. İçlerinin de videoda gördüğünüz gibi bomboş olması gerekiyor. Ben kremayı sıkma torbasının içerisine aldım bu ucu takaraktan tatlı kaşığıyla da bırakabilirsiniz isterseniz bu şekilde eklerlerimizi sıkıp hazırlıyoruz hepsini sıktıktan sonra dolaba kaldıralım biraz soğusunlar o arada biz de üzerine süreceğimiz çikolatayı hazırladım 80 gram sütlü çikolataya ihtiyacımız var 80 gram da bitter çikolataya ihtiyacımız var mutlaka ikisini kullanın kasenin içerisine hafif geniş bir kase kullanıyoruz kasenin içerisine hepsini kırdım yemek kaşığıyla dolu dolu 3 yemek kaşığı sıvı yağına ihtiyacımız var. Ocağın üzerine de demlik bırakın suyunuz kaynasın. Kaynayan su çikolata kasesine kesinlikle temas etmesin. Buharı ile birlikte çikolataları eritiyoruz. Zaten birkaç dakika içerisinde hemen erimeye başlamış oluyor. Karıştıraraktan çikolatalarımızı eritelim. Çikolatanın tamamen soğumasını sağlayın. Hafif kıvam alsın. Ondan sonra eklerlerimizi içerisine batırıp çıkartabiliriz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim uzun zamandır yaklaşık bir aydır YouTube'da yokum. Memlekete gittik geldik. Soranlar çok oldu. Hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Haftada bir gün mutlaka ana yemek tarifi paylaşıyorum sizlere kolaylık olsun diye. Bu şekilde hepsini çikolataya batırıp çıkarttık. Dolaba kaldırıyorum. Hafif üzeri sertleştikten sonra tüketebilirsiniz. Yaparsanız mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.